Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Deva ülyesi okuduk. Bediüzzaman Hazretleri deva ülyes yani ümitsizliğin ilacı ve tedavisi manasındaki Risaleci'nin sonuna bir hikaye demiş. Bunu tarihçi hayatta da görüyoruz. Bugün de e, çok önemli e, bunun tezahürlerini müşahede ediyoruz okuyacağız. Bitlis Tiflis meselesi. Bir hikaye. Bundan 10 sene önce yani 1326 tarihinde yani evet 1326 tarihinde yani 7 seneyi çıkarsak 1919'da telif edilmiş bu eser. Evet bundan 10 sene önce 10 e, sene evvel Tiflis'e gittim. Evet 1910 gibi 11 gibi gitmiş. Şeyh San'an tepesine çıktım. Tiflis'in orada. Bunu Sungur abi uzun uzun anlatıyordu. Biraz sonra nakledeceğiz. Dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Rus gizli polisi bu yanına gelen Bediüzzaman'ı. Dedi niye böyle dikkat ediyorsun? Dedim medresemin planını yapıyorum. Dedi nerelisin? Bitlisli dedim. Dedi bu Tiflis'tir. Dedim Bitlis Tiflis birbirinin kardeşidir. Daha önce defalarca açıkladım bunu. Çok manidar bir hadisedir. 1993 yılında Cenab-ı Hak Bediüzzaman'ın bu müjdesini gerçekleştirdi. Çünkü rahmetli özel zamanında Bitlis Tiflis 1993 yılında kardeş şehir ilan edildi. Manidar bir tevafuk Dedi, ne demek? İşte burası önemli. Dedim, işte bura daha önemli. Önce metni okuyalım, sonra tekrar dönelim. Asya'da, Alem-i İslam'da üç nur birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişaha başlayacaktır. Şu perdeyi müstebidane yırtılacak, takallüs edecek ben de gelip burada medresemi yapacağım. Mesele gayet açık ve net. Bunu özellikle ifade edeyim. Şimdi evvela alemi İslam'da Asya'da diyor, Alem-i İslam'da, İslam aleminde üç nur birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Bediüzzaman Hazretleri bu üç nuru farklı, farklı şekillerde yani üç tarzda açıklıyor. Yani bura çok önemli bir nokta. Bunlardan birinci nur Bediüzzaman Hazretleri Osmanlı Devleti yıkılmadan önce bu nuru siyaset aleminde bir fütuhat-ı İslami olarak görüyormuş. Burada hata ettim diyor. Yani nedir Mustafa Kemal ve ekibinin ve İsmet İnönü'nün aşırı diktatörlükleri ve iki dünya harbi bunlara geciktirdi bu arzumu ve isteğimi diyor. Yani birinci nuru hata ettim diyor sonradan tasviye ediyor. Bu birinci nur Risale-i Nur külliyatının bütün İslam alemine ve dünyaya neşedir diyor. Birinci nur bu. Elhamdülillah bu gerçekleşti. Şu anda 60 küsur dünya diline çevrilen Risale-i Nur külliyatı artık Müslümanları ve İslamiyet'i anlatmak için Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tefsiri olarak tek kaynak haline geldi. Bunu aklı başında olan insanlar görüyor ve biliyor. Bu birinci nur. İkinci nur, bu da çok önemli. Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye'de açıkladığı gibi en kısa zamanda 30-40 tane İslam devleti doğacak diyor. Yani asıl ikinci nur bu. Yani ama gecikti diyor. Sebebi de Birinci Dünya Harbi ve 2. Dünya Harbi, sonra da diktatörlük dönemi 25 sene kadar. Yani İsmet İnönü ve Mustafa Kemal dönemi. Ama elhamdülillah ve tabii ki sadece Türkiye'de değil, İslam aleminde de istibdat dönemi. İngilizlerin, Hollandalıların, Fransızların sömürgecilik zihniyeti bu dönemde hakim olmuş ve İslam devletleri bağımsızlığıyla kavuşamamış. Bediüzzaman Sileri bu ikinci nuru yani başka bir risalesinde Emir Dağı layıkası 1, 146. sayfada şöyle bir mektupla açıklıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela umum nur talebelerinin mübarek bayramlarını ve haccül ekber, haccül ekber demek biliyorsunuz hac gününün cuma gününe gelmesi demek. İki büyük bayram Hac Cülekber'de bulunan nur şakirtleriyle ve hacdaki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri işte ikinci nur bu. Esaret altında kalmış ve istiklaliyetini, bağımsızlığını kaybetmiş. Bakın hangi devletlerin doğacağını yani çok açık ifade ediyor 1940'lı yılların sonu olsa gerek bu şey yani. Yani birinci emirde çünkü veya 50'li yıllar veya Hindistan, Arabistan gibi daha o zaman bağımsızlık gelmemiş. Hindistan demek işin içinde Pakistan ve Bengaldeş de var. Biliyorsun İngilizlerin istilası ve sömürgesi dur altında ve sömürge durumunda. Arabistan gibi, Arabistan tamamen öyle. Ya Fransızların ya İngilizlerin tamamen diktatörlüğü altında. alem İslam'ın büyük memleketleri, birer devlet-i İslamiye şeklinde, herhalde 1946'dır bu mektubun yazılışı, yani Allah rahmet eylesin Abdülkadir Badıllı öyle demişti. Hint'te bak Hint diyor. Yani Pakistan, Bengaldeş vesaire de buna dahil. 100 milyon bir devleti İslamiye. Şimdi yaklaşık Pakistan sadece 300 milyon. En az 200 milyon da Bengaldeş var. Bir o kadar nüfusta Hindistan'da var. Artık düşünün. Java'da, Java dediği Endonezya'da. O zaman Hollanda'nın sömürge, sömürgesi 50 milyondan ziyade şimdi orada 300 milyona yaklaşıyor. Bir devlet İslamiye bak bunlar olmamış olmadan diyor zaman. Ve Arabistan'da Arabistan derken tüm Arapların yaşadığı bölgeyi kastediyor. Yani Suudi Arabistan değil. 4-5 hükümet 4-5 hükümet dediği yani Ürdün biliyorsun İngilizlerin işgali altında. Filistin yine öyle. Yani Suriye Fransızların işgali altında, Irak İngilizlerin işgali altında. Ya yani ne bileyim o küçük körfez ülkeleri yine öyle. Hükümet bir cemahiri müttefika gibi, birleşik cumhuriyetler gibi Arap Birliği ile İslam Birliği'ni birleştirmesindeki alem İslam'ın bu büyük bayramının mukaddematını demek ki esas alem İslam'ın büyük bayramı daha gelecek. Yani bu devletlerin teşekkülü bir nevi mukaddime. Hani uydurukça öncül diyorlar ya, netice gelecek inşallah. Şu anda onun doğum safasındayız. Ve Allah razı olsun bu doğumu yaptıranlardan biri de inşallah Recep Tayyip Erdoğan Bey olacak. Yani Allah için, İslam birliği için çok çalışıyor. İle bu bayram bize müjde veriyor. Gayet açık. Yani bunu başka türlü izah etmek mümkün değil. Bunu özellikle ifade edelim. Demek ikinci nur da bu. Üçüncü nur ne peki? İşte bura. Üçüncü nur dediği İttihadi İslam ve şeriatın tatbiki. Gayet açık. Biliyorsunuz yani e, bunu gayet açık Sungur abi gibi ağabeyler hatıralarında naklediyorlar. Hatta Sungur abiye kardeşim o Şeyh San'an tepesindeki meseleyle alakalı şöyle diyor. Kardeşim ben göremeyeceğim. Sen göreceksin. İnşallah oradaki medresemi sen açacaksın diyor. Şeyh San'an'daki o tepedeki yani. Manidardır. Hakikaten orada bir medrese kuruldu o Şeyh San'an tepesinin yakınında ve Sungur abi onun açılışına gitti rahmetli. Bu açıkça bir Müjde ilahiye yani. Başka türlü izahı mümkün olamaz. Kaldı şimdi üçüncü asıl büyük bayram. O da i̇ttihad İslam'ın gerçekleşmesi. O zaman inşallah İslam alemi bir birlik halinde cemahiri müttefika İslami olacak ve şeriat-ı İslamiye'yi tatbik edecek. Başka türlü dünya genel manada bir sulh ve barışa ulaşamayacak. İşte Asya'da İslam aleminde üç nur birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Üçüncü nuru bekliyoruz. Birinci ve ikinci nur gerçekleşmiş. Yani bunu bilmenizi isterim. Sizde, sizde dediği Rusya'da birbiri üstünde üç zulmet, üç tane karanlık inkışağa. Enteresan. O karanlığın özellikle ben çobanlık yaptım. Eğer geç vakte kalırsanız karanlığın nasıl çökeceğini böyle dağların, derelerin üzerine işte ona biz inkışa diyoruz. Karanlığın kapması. Şimdi inkişaf değil, inkışa'a başlayacaktır. Şimdi peki bu üç zulmet nedir? Bunu da çok kısa açıklayalım. Birincisi 1917 tarihli Bolşevik ihtilalidir. Çünkü komünistler çarlığı yıkmışlardır. Gayet açık. Yani bu önemli bir nokta. Çarlık yıkıldı. Birinci zulmet ne yaptı? Rusya'nın üzerine çöktü. Peki ikinci zulmet ne? Bu da çok manidar bir şey. Bu da Allah nasip ederse ki bu gerçekleşiyor. 1990'da komünizmin çökmesidir. Biliyorsunuz yani parçalandı Rusya o Sovyet Cumhuriyetleri gitti. 5-6 tane Müslüman devlet çıktı. Ha, ama hala Rusya'nın içerisinde Müslüman devletler var. Nedir? Tataristan. Nedir? İşte biliyorsunuz. Çeçenistan nedir? 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 Tataristan'la birlikte Kırım işgal etti şu anda biliyorsunuz. Yani Müslüman Türklerin bulunduğu bir bölge bu. Ama işgal altında Şimdi ikinci nur, ikinci zulmet yani Rusya'yı saran karanlık komünizmin yıkılışı. Peki üçüncüsü ne beyefendiler? Ha, Üstad Hazretleri onu ifade ediyor. Bakın şu perde-i müstebidane yırtılacak. Yani şu Rusya'nın Sovyetler Cumhuriyeti'nin kurmuş olduğu komünist diktatörlük perdesi yırtılacak. Yırtıldı. Ama işte bura üçüncüsü tekallus edecek. Yani büzülecek. Biliyorsunuz bazen kabak çekirdeği yarım metre olur. Koparıp da güneşe korsanız büzülür bir parmak haline gelir. Rusya şu anda üçüncü zulmeti ve karanlığı bekliyor. Bunu inşallah Putin denilen zalim gerçekleştirecek. Yani çünkü zalim tam diktatör. Kendi içinde başladı bu. E ne olacak? Bir defa Tataristan inşallah hürriyetine kavuşacak. istiklaline. Çeçenistan da öyle. Ya o Kafkaslardaki diğer Müslüman ülkeler de öyle. Belki Yakutistan da öyle. Orada da. Yani Hulasa-i Kelam şu anda Rusya'daki üçüncü karanlığın kaplamasını bekliyoruz. Ve ben çok ümitliyim. Putin bunu gerçekleştirecek. Zulmüyle, diktatörlüğüyle gerçekleştirecek. Kader-i İlahi. Ben de gelip burada medrese mi yapacağım. Zaten yaptın ey Bediüzzaman. Çünkü senin taleben Gitti Sungur abi o medreseyi yaptı ve açtı. Anladık mı bunu? Evet, ben de anladım. Dedim, ha dedi Heyhat! Ne uzak hayaller demek Heyhat? Şaşarım senin ümidine dedim. Ben de şaşarım senin aklına. <laughs> Bitti. Allah Allah. Bir veya bir diğer ifadeye göre vay senin aklına bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Yani şu anda orada komünizm kışı var. Yo çok özür dilerim. Çarlık kışı var. Nitekim yani 1910-11 civarı olsa bu hadise 10 diye hatırlıyorum. Tam böyle tarihi hatırlamıyorum. Yani tam Çarlık Rusyası'nın kışı var. Ama birkaç sene sonra 1917'de ne yapıyor? İlk karanlık basıyor, Bolşevik ihtilali. Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı, gündüzü vardır. Dedi, çok harika bir gerekçe kendine göre Rus'un, Rus polis, gizli polisinin. İslam parça parça olmuş, bu sözünde haklı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti dışında ve bir de Mısır yarı yarı istiklaliyetini kazanmak üzere, Müslüman ülkelerin tamamı esir ve müstemleke sömürge altında. Haklı burada. Dedim işte bura önemli. Ümide bak ve düz zamandaki. Tahsile gitmişler. Hani insan bir adamın altı tane çocuğu olur. Fakat hepsi de üniversiteye yazılır. Biri doktor olacak, biri mühendis, biri subay olacak, biri bilmem elektrik mühendisi olacak, biri ilahiyat profesörü olacak. Evde kimse kalmaz. Hatta evinin işini, tarlanın meselelerini koca garı beraber yaparlar. Ama ümitlidirler. Çünkü altı evlatları geri döndüğü zaman her biri bir iş başına geçip anne babalarına rahatı yaşatacaklar. Aynen İslam alemi de öyle. Ama öyle bir teşbihle anlatıyor ki zaman. İşte Hindistan, o zaman Bengaldeş ve Pakistan yok. İslam'ın müstahit yani kabiliyetli bir veledi çocuğudur. İngiliz Mektebi İdadisi'nde çalışıyor. Yani lisesinde. Mektebi İdadi Osmanlı'da lise demek. Biliyorsunuz liseden erken mezun olunur. Doğru çünkü biliyorsunuz bu mektup 1946'da yazıldıysa 1948'de yanlış hatırlamıyorsam Hindistan parçalandı, Pakistan ve Bengaldeş müstakil bir devlet oldu. Yani beraber. Demek ki Hindistan gitti. Mısır, bu da çok enteresan. İslam'ın zeki bir mahtumudur, çocuğudur. İngiliz Mektebi mülkiyesinden yani Allah Allah Siyasal Bilgiler Fakültesinden ders alıyor. Demek ki Mısır'ın bağımsızlığına kavuşması savaş yoluyla değil de diplomasi yoluyla olacak. Aynen öyle olmuştur. Kafkas ve Türkistan. Türkistan dediği bütün Türk devletlerini içine alıyor. Kazakistan'dır, Tacikistan'dır, Türkmenistan'dır, Özbekistan'dır, hepsi içinde. Kafkas dediği de Çeçenistan'dır. Azerbaycan'dır vesaire hepsi içinde. Bu ikisi de İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Kahraman oğullarıdır. Rus Mektebi Harbiyesinde bak bunlar Rusların e, harb okullarında talim alıyor. Demek ki biraz savaş olacak. Çok ilginçtir. Ben bir hatıramı nakledeyim yaşadığım olayı. 1989 yılında e, biz Kral Fehd'in davetiyle haca gittik. 119 kişi. Mehmet Ali Kılay da vardı. Bu arada Allah şükür Paşazade de vardı. Bu Kafkas bölgesi baş müftüsüydü o. Kendisiyle uzun uzun sohbetler ettik. Özellikle Mina'daki sohbetimde dedi ki Akgünüz Hoca Rusya zor yıkılır. Ne diyorsun? Dedim yanlış düşünüyorsun. Ve bu Bediüzzaman'ın hadisesini aynen anlattım. Dedim biraz kanınız akacak ama Bağımsızlığınıza kavuşacaksınız. Fazla sürmedi. Bir sene sonra 1990'da dediği zamanın bu. Rus Harp Okulu'nda talim görüyor, eğitim alıyor sözü doğru çıktı ve gerçekten de biraz kan döküldü biliyorsunuz. Azatlık Meydanı'nda. Nerede? Bakü'de. İlahir bütün işte o zaman Endonezya'da buna dahil, Malezya'da buna dahil İlahir dediği bunu kastediyor. Yahu şu asilzade evlat, bu asilzade olan Müslüman çocuklar, çocuklar dediği milletler, şehadetnamelerini, diplomalarını aldıktan sonra her biri bir kıta başına geçecek. Muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını, hepsinin babası İslamiyet. afak kemalatta, yani kemalat ufuklarında, üstün gelişmeler, üstün sıfatlar ufuklarında temevvüç ettirmekle, dalgalandırmakla kader ilahinin nazarında Allah Allah veya kader ilahiye karşı diye bir ifade de var farklı nüshalarda. Feleğin inadına bence bu kader-i ezelinin nazarında daha doğru. Çünkü Allah'ın kaderi böyle takdir etmiş. Ne beşerdeki insanoğlundaki hizmet ezeliyen, hikmet ezeliyenin ne de o sırrını ilan edecektir. Nedir o sırrı? Kainatta hayır galiptir şer daima mağluptur. Vel akibetü lil Ha, i̇şte hikayemin yarısı bu kadar. Yani 1910 veya 11 yılında 10 yılının baharı gibi hatırlıyorum. Ama emin olmadığım meselelerde konuşmuyorum. İşte böyle bir olay geçiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni bir şeye. Hmm. Neme lazım. Ve nefsi nefsi dedirten, ben kendimi kurtarayım yeter, kendimi kurtarayım yeter dedirten, haleti ruhiyeyi bir temsille beyan edeceğim. Müslümanlar hep bu durumda. Ya bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu anlayış mahvetti İslam alemini. Bakalım ne diyecek Bediüzzaman? Felekse de, yani feleğin çarptığı, bu meşhur bir tabir. Bediüzzaman bunu münazaratta açıklıyor. Biz ayrıntıya girmiyoruz. İsteyenler bunu girip okuyabilirler. Yani enteresan. Perişan. Perişan. Bak Bediüzzaman bu perişanda hemen bir not düşmüş. Demek e dünya sicnul mu'mini ve cennetül kafiri. Dünya müminin zindanı ve kafirin de cennetidir. Hadis olduğu söyleniyor. Bunu Bediüzzaman lem'alarda da anlatıyor efendim yani Mehmet Görmez gibi Mustafa Öztürk gibi e, Ali Bardakoğlu gibi üç tane ilim adamı maalesef Gaziantep Üniversitesi'nde eski o gereksiz rektör zamanında bir e, panel düzenliyorlar orada birisinin yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Görmez'in söylediği şu cümle beni perişan etti efendim birileri E dünya sicnul mu'min ve cennetül kafir diyormuş. Hadis olduğunu söylüyor. Yalan efendim. Yalan. Böyle bir hadis yok. zaman bunun ağzına tokat çarpıyor. Bu reformist adamların veya modernist adamların. Hadis olsun olmasın. Bunu ayrıntılı olarak başka yerde gideriz işin içine. Ama önemli olan burada şu mesele var. Yani bunun manası hakikattir. Bediüzzaman hakikaten o 1911 yılında tam bu hadis-i şerif mecaz değil diyor. Yani gerçekten öyle İslam alemi için. Yani Müslümanlar için dünya zindan olmuş. Bütün Avrupa ve Amerika için de cennet haline gelmiş o dönemlerde. Bütün Müslümanlar esir. Türkiye dışında bağımsız devlet yok. Türkiye'de de diktatörler hakim. Veya bozuk partiler hakim. Şimdi bu. Ama Bediüzzaman lemalarda bu hadis-i şerifi veya hadis-i şerif olduğu söylenen bu cümleyi hakikati şöyle açıklıyor. Dünya müminin zindanıdır. Çünkü ahiretle kıyaslansa mümin dünyada ne kadar huzur ve saadetli hayat yaşasa da yine cennetteki nimetlere göre zindan gibidir. Çok güzel bir izah bu. Ve cennetül kafiri, kafirin de cenneti doğru kafirin yerleşeceği cehennem ateşine göre dünyada tek hücre hapsinde acacına yaşasa da kafir için cennet gibidir o. Bu da çok güzel izahtır. Hem mecazi manası olmuş, tarihte yaşanmış, hem de hakiki manası yaşanmış. Burada mecazi mana, mecazi değil, hakiki mana. Çünkü 1910-11'lerde İslam alemi tam bu hadis-i şerifin manasını yaşıyor. Yani dünya zindan olmuş Müslümanlara. Ama asıl mana yani mecazi manası da biraz önce lemalardan naklen özetlediğim mana. Bunu birbirine karıştırmayalım. Felekse de feleğin çattığı perişan fakat asil. Asil dediği İslamiyet'ten geliyor ya bir aşiretten aşiret dediği İslamiyet aşireti bunu örnek veriyor. Bir cesur adam ile talih yaver yani bahtı açık giden, feleği müsait, feleğin kendisine destek olduğu diğer bir aşiretten, başka bir aşiret, o da gayrimüslim aşireti. Bir korkak ile bir yerde rast gelirler. Bura çok harika. Yani feleğin çarptığı ama asil olan aşiretten gelen cesur adamla korkak ama bahtı açılmış o adam bir araya geliyorlar. Müfahara karşılıklı övünmeye başlıyorlar münazara, tartışma başlarlar. Tartışmaya başlarlar. Evvelki adam, yani o cesur adam, başını kaldırır, aşiretinin bağlı olduğu kabilenin, yani İslam milletinin burada, zelil, perişan olduğunu görür. İzzeti nefsine yediremez. Yani kendinin kalbindeki o izzete yediremez. Nasıl benim milletim böyle diye. Başını indirir, nefsine bakar. Bir derece ağır görür. Eyvah! O vakit neme lazım? İşte ben, işte efalim gibi, yaptıklarım gibi şahsiyatla yaralanmış gururu feryada başlar. Ya! Veyahut o aşiretten çekilip Allah korusun. İslamiyet milliyetinden çıkıp veya asılsızlık gösterip mürted olmak bu. Başka aşirete intisap eder. Avrupa kaselisi Avrupa'nın çanak yalayıcısı olur. Allah korusun. O dinsizlik veya mürtetlik veya işte Avrupa kâselisi olmak. Demek ki birinci adam böyle. İkinci adam o alçak bir aşirete bağlı, korkak ama bahtı açık olan adam. Başını kaldırdıkça aşiretinin mefahiri yani övündüğü olaylar Avrupa'nın işte bütün İslam alemini istila etmişler. Gözünü kamaştırır. Lübnan'daki bir Maruni Hristiyan yani yüzde otuzu bulmayan nüfusuyla yüzde yetmişlik Müslümanlara den de beraber hakimim der. Hissi gururunu kabarttırır. Yani şu anda Yunanistan denen köpekler milleti bunu yapıyor. Yani nasıl olsa Avrupa benimle beraber gururu yükseltiyor. Nefsine bakar gevşek görür. İşte o vakit hissi fedakari. Kendini milletine feda ederek bizde ise neme lazımcılık baş gösterir Allah korusun ama bunlar da o ki milletimle ayaktayım, öylesi onlara dayanayım yani Avrupa'ya, fikri milliyet ırkçılık mill fikri uyanır aşiretime kurban olayım der, milletime yani Allah Allah eğer bu temsilin remzini, yani verilen bu misalin gizli işaretlerini biz az çok anlattık Ald Al anladınsa şu müsabaka yani bu birisi cesur, birisi korkak. İki adam arasındaki yarışma ve mücadele meydanı olan bu cihani ibrette, ibret dünyasında. Bu dünya yani. Bir Müslim, bir Müslüman. Mesela çok enteresan. Bir Müslim veya bir Kürt demiş birinci baskıda. Mesela bir Hristiyan demiş ama ikinci baskı farklı. Bir Müslim, mesela bir Hristiyan veya bir Kürt bir Rum ile manen hissiyatları yani manevi duyguları yani Kürt Müslüman ama bunun karşısında Hristiyan var veya Rum var. Mübareze-i Hamiyette yani kendi milletlerini korumak üzere meydana çıkma duygusunda mukabele karşı karşıya gelseler ve muazene ile karşılıklı yani mukayese kuvvetleri mukayese etseler tezahür etse böyle bir şey ortaya çıksa temsilin sırrını göreceksin. Niye? Bir Rum yani beş paralık Kuzey Kıbr Güney Kıbrıs affederseniz adam Türkiye'ye meydan okuyor. İşte bu duygu sebebiyle. Avrupa dayanıyor. Onlar zulüm dese, diktatörlük de yapsa, Hristiyansa makbul. Aynen Amerika'da öyle. Yani aynen öyle. Demek ki lakin şu tefavüt birbirinden olan farklılık Müslümanla gayrimüslimin herkesin zannettiği gibi değildir. Belki zahirperestlik sadece görünüre bakan adamlar içindir. Bak Türkiye birden bir ortaya çıktı. Allah razı olsun o sihaları, o uçakları, o tankları üretmek için gayret gösteren, gece gündüz düşünen mühendislere, cumhurbaşkanımıza vesile olan herkese ve satilik, yüzeysel bakıyorlar İslam alemine ve galatı isten, yani duygu yanılması bu gelmiştir. Ey Müslüman aldanma, başını indirme. Paslanmış bir hem tabir elmas. Harika bir şey. Paslanmış ama eşsiz dünyada benzeri olmayan bir elmas. Kaşıkçı elması gibi. Daima mücella cama yani parlatılan cama müreccahtır tercih edilir. Ne kadar parlayan bir cam parçası da olsa toprak içine bölenmiş kalmış bir elmas ondan kıymetlidir. Zahiren olan, görünürde olan İslamiyetin zaafı o dönemde. Şimdi bence bu zaaf giderek kuvvete doğru gidiyor. Yani İslamiyetin zayıf görünmesi şu medeniyet hazıranın mevcut Avrupa medeniyetinin başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Yani Hristiyanlık ve Yahudilik namına. Halbuki şu medeniyet suretini değiştirmesi zamanı hülül etmiştir, gelmiştir. Türkiye bunun misalidir elhamdülillah. Artık medeniyet bize de çalışıyor. Bakın Rusya'nın bütün koruma silahları mahvoldu Azerbaycan'da, Libya'da. Ya. Ve Suriye'de. Yakında Amerika'da tokat yiyecek. Çünkü PKK'yı, yi, YPG'yi, anarşistleri ve teröristleri destekliyorlar. Suret değiştirse kaziye bilakis olur. Yani hüküm tam tersine döner. Yani ne demek? O zaman, o zaman anlatabildim mi? İslamiyet namına medeniyet çalışmaya başlar. Bak İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar İslamiyet namına şu anda Azerbaycan'da biliyorsunuz o Ermenileri vurdu. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi, baştan denildiği gibi nerede Müslüman varsa Hristiyan'a nispeten bedevi maalesef medenileşmemiş. Medeniyete karşı müstenkif. Yani kendisini uzak tutuyor. Çekiniyor. Ve soğuk davranır. Neden? Çünkü medeniyet çok gayrimeşru şeylerle iç içe. Ve kabulünde zırap çeker, zorluk çeker. Surette ise medeniyetin şekli değişti mi, o zaman başkalaşır. Ey son cümlene, elbette ki harika iki ayet. Kullu etin garib. Her gelecek olan şey, yakındır. İslam'ın bu üç nurunun üçü de ikisi parlamış, üçüncü de gelecektir. E gelecek olan her şey de yakındır. Ayrıca inne me'al usri yusra. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Kur'an-ı Kerim bunu iki defa tekrar ediyor. Bunda hiç şüphemiz yok. Kardeşler, yarın başka bir şey okumaya karar vereceğiz ama Bugün deva üliyesi bitirdik. Bitirdiğimize göre bence yani bazı vecizeler okuyarak bugünün yani dersini çok kısa bitirmeyelim. Birkaç vecizeler hevesat-ı nefsaniye ile insanın nefsinin heves ve arzularıyla erkeklerin karılaşması şu anda öyle olmuş. Öyle. Yani ben bir kardeşime ya dedim ki bu elbise başka kişilere benziyor. Adam bu üniversiteden ayrıldı gitti. E mübarek adam sen yani erkeğe benzemiyor bu ayakkabınla bu pantolonunla. Kız yani etme eyleme dedim rahatsız oldu. Karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. Karıştırıyorum ben şimdi. Erkek mi karı mı? Bunu söylememe gerek yok. İkincisi merak ilmin hocasıdır. Eğer bir insanda merak yoksa ilim adamı olamaz. Ey Akgündüz! Beş yaşından beri bu merak, alim olamadık. Ama Allah'a şükür İslami ilimleri hem okuduk hem okuttuk. Hem de anlatmaya, izah etmeye, ders vermeye, ders almaya devam ediyoruz. Bir diğer, bu da önemli, ihtiyaç medeniyetin üstadıdır. Şimdi Avrupa, geçen derste okuduk, dünkü derste, hem toprağı dar, hem nehirler ve denizler çok, hem demir madeni var, hem nüfus fazla, ihtiyaç da fazla. Onun için bu medeniyeti kazandı. Ama şu anda dünyada şekil değişti medeniyetin şekli. Şu anda İslam alemi her şeye ihtiyaç duyuyor. Ve hepsi de böyle Avrupa'nın eline bakıyor. Silahlarını alıyor. Ama Türkiye, Malezya bunu yırttı. Eğer istikamet kazansa İran da yırttı ama inşallah istikamet kazanır. Bu da çok önemli. Artık İslam alemi ihtiyaç duyuyor teknolojiye, askeri silahlara, maddi ve manevi gelişmeye. İnşallah bu Avrupa medeniyetinin şekli değişecek, meşru hale gelerek İslam aleminde hakim olacak. Sıkıntı sefahetin muallimidir. Evet. Babam derdi ki aman ya Rabbi. Bazen ben evde sıkılırdım. Ç bizim köyün meydanı vardı çay derdik yani çay aktığı için oraya giderdim babam görür görmez öyle kızardık Ahmet hadi bakalım ne arıyorsun burada ey baba biraz rahatsız oldum da sıkıldım da sıkıldığın zaman ya Kur'an oku aynen böyle ya risale Nur oku ya da git uyu çünkü sıkıntı sefatin yani gayrimeşru şeylerin muallimidir, hocasıdır. Adam öldürmek de, zina etmek de, fuhuş yapmak da, içki içmek de bütün günahların kaynağı ve hocası sıkıntıdır. Gelelim bir başkasına. Hepsi birbirinden güzel. Aç, yani aciz kalma, aç, muhalefetin şimdiden şeydir. Eğer bir adam bir işi yapmakta aciz kalıyorsa, bu sefer yapılanlara muhalefet eder. Bunu çok görüyoruz. Üniversitede 21 yıldır görüyorum. Son günlerde de görüyorum. Bir şeyler yapamıyor. Bu sefer üniversite şikayet etmeye başlıyor. Ya mübarek tamam. Yani sen olabilir. Allah uzun ömür versin. Ama niye şu İslami kuruma dil uzatıyorsun? Hele hele gidip de yani Hollanda makamlarına niye şikayet ediyorsun? Bunu çok gördük. Bu 21 yıl içinde. Yani maalesef. Yani demek ki bir, bir adam bir işi yapmaktan acizse o zaman muhalefet etmeye başlıyor. Zaf, Bir adamın zayıf olması gururun madenidir. Gururlu adam zayıftır demektir. Bunu bizatihi yaşıyorum ben. Çünkü ilmen kuvvetli olan, manen kuvvetli olan mütevazi oluyor. Alçak gönüllü oluyor. Sıgarı nefs. Yani kendini küçük görmek. Ya ben işte şöyleyim elinizi öperim. Yani bu da önemli. Yani aşırı küçük görmek bu da. Yani ben neyim ki aynen böyle. Ben neyim ki adam bile yani böyle tekebbürün menbaıdır. Bu aslında kibirlenmenin menbaıdır. <laughs> adam tabii burada şu yani bir adamın nefsi küçükse şahsiyet manasında manen boyu çok kısaysa kibirlenecek ki kendini aleme gösterebilsin. Bunu Bediüzzaman Lemaat adlı eserde bir bina misaliyle veriyor. Bir adamın boyu görünmek istediği pencereden daha kısaysa mecburen diyor tetavül edecek. Uzanıp kibirlenip oradan görünmeye çalışacak. sigare nefisten kasıt bu. Yani adamın adam küçük bir adamsa, şahsiyeti küçük bir adam, rezil bir adamsa kibirlenecek kibirlenmenin menbaı budur. Tenasüp yani birbirine uygunsa şeyler tesanüdün esasıdır. Müslümanlar fikirlerde, iman esaslarında bakın İslam'ın hükümlerinde eğer birbirine uygun hareket ediyorsa dayanışma. Ama çok önemli. Temasül yani aksi takdirde dayanışma yoksa, ittifak yoksa o zaman da çatışma. Temasül o demek. Yani bir köyde iki muhtar, bak birbirine benziyor. Bir nahiyede iki müdür, bir kazada iki kaymakam, bir üniversitede iki rektör. Varsa tezadın sebebidir. Birbirliğe çatışırlar o zaman. <laughs> Harika bir şey. Ayrıca bu da çok önemli. Müsavatsız adalet. Adalet ama eşitlik gözetilmiyor. Şu anda Türkiye bu noktadan tehlike altında. Ben Türkiye'de adaletin eşit olduğunu asla inanmıyorum. Çünkü mafya babaları dışarıda nice masumlar içeride. Ben buna eşit adalet diyemem. Bu adalet değildir. Müsavatsız adalet adalet değildir. Gelelim enteresan bir mana. Gayri muhabbetin akıbeti. Yani bir şey şeriat dairesinde lüzumsuz sevgi gösterirsem mesela diyor Bediüzzaman Avrupa'ya muhabbetimiz gibi. <laughs> Avrupa'yı neyini seveceğiz? Tamam teknolojisini vesairesini tesadüf edelim. O noktalarda birleşelim. Ama yani balesini, dansını bilmem nesini sevemem. İçkisini zinasını sevemem. Heh. Bu mükafatı yani gayrimeşru muhabbetin neticesi mahbubun yani sevdiğin sevgilinin gaddarane adaletidir. Zalimce düşmanlığıdır. Ya ya işte Afganistan Ruslara muhabbet ettiler. Geldi altını üstüne getirdi. Daha sonra da Amerika ya yaslandılar. Amerika biliyorsun mücahitleri destekledi. Taliban'ı destekledi. Ondan sonra gayrimeşru muhabbet olduğu için Avrupa ve Amerika gelip Afganistan'da milyonlarca Müslümanı kestiler. Aynı şey Suriye, aynı şey Irak Irak aynı şey her yer. Türkiye'de de böyle çok oldu. Allah bizi yani e, gaddar kimselerin adaveti düşmanlığından muhafaza buyursun. İslam alemini maddi ve manevi musibetlerden korusun. Özellikle ülkemizi Boğaz içi olayları adı altında dinsiz PKK'lerin, teröristlerin, ahlaksızların, namussuzların ve de harici düşmanların Türkiye'yi karıştırmak istemesine karşı Rabbim Sure-i Yasin'de beyan ettiği üzere nasıl ki peygamberini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir avuç toprakla o müşriklerin büyüklerini uyuttuysa min beyni, yani çok enteresan set çektik diyor sure yasinde aynı şekilde bu düşmanlara karşı Türkiye'mizin de e, kur, muhafaza etsin onlara karşı set çeksin İslam alemi de son nur olan son nur olan cemahir-i İslam'ye birleşik İslam cumhuriyetlerine kavuşsun ve Rusya da son karanlık ve zulmetin yayılması demek olan son dağılmayı yaşayıp oradaki İslam devletleri bağımsızlıklarına kavuşsun diyorum. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin. <laughs> Muhterem kardeşlerim bir şey daha söyleyeceğim acaba bundan sonra ne ders okuyacağız? Elvela şunu ifade etmek isterim. Ben kararsızım. Allah'a bin şükrediyorum. Sözler bitti. Bakın. Mektubat bitti. Tamamı İyure TV'de bizim kanalımızda var. Şimdi üçüncüsü lemalar bitti. Lemalar bitti. Dördüncüsü şuaların tamamı bitti. Bu Allah'ın bir lütfudur. Beşincisi işaret hücaz bitti. Altıncısı Mesnevi Nuriye Arapça bitti. Türkçesi yarım kaldı. Ama Arapçası daha harika. Bu arada muhakemat iki defa yaşandı, okundu ama yenisi bence daha böyle akıcı oldu. Münazarat bitti, divan harbi örfi bitti, bunların tamamı okundu. Yani dolayısıyla Önümüzde iki şık var. Henüz karar vermedim. Siz de bana yani yazabilirsiniz. Nedir o iki şık? Bura önemli. Birincisi Türkçe yarım kalan Mesnebi Nuriye'yi bitirmek. İkincisi de altı cilt halinde telif ettiğimiz arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi kitabımızı baştan sona kadar isterse iki sene sürsün Ak gündüz vefat ettiği güne kadar eğer bitiremezse bitirirse ondan sonra zaten programım çok onu belgeleriyle beraber farklı bir şekilde okumak biz onu YouTube'la yapacağız kaliteli kameraya alacağız isteyen TV kanalları yani bu önemli artık YouTube TV'leri var internet tv'leri var. Bunlar bu okuduğumuz dersleri yani üstadın hayatının adım adım bütün özelliklerini ve belgeleri kendileri bizden istemek şartıyla, izin almak şartıyla yayınlayabilirler. Yani bunu da özellikle ifade ediyorum. Rabbim bizi rızasından ayırmasın. Maddi ve manevi musibetlerden muhafaza eylesin. Allah rızasına kavuştursun. الفاتحة -أعوذ بالله من الشيطان-